Ramazan ayı şüphesiz hepimizin daha duyarlı olduğu bir ay. Hepimizin işte bu Afrika'daki insanları görüyoruz, duygulanıyoruz. Burada Türkiye'de yaşayan insanları görüyoruz, yoksul insanları görüyoruz, duygulanıyoruz. Şüphesiz maneviyatın en üst düzeye çıktığı bir ay. Şimdi Ramazan ayını konuşacağız. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyesi Profesör Doktor Tahir Yaren. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ramazan ayı şüphesiz dediğim gibi maneviyatın çok üst düzeyde yaşandığı bir ay ve hepimiz bu mübarek ayda yani kendi çapında herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor Müslümanlar. Bu mübarek ayı nasıl geçirmeliyiz hocam? Tabii her ibadet gibi oruç da sağlam bir niyetle başlıyor. Niyetin sağlam olması ne demek? Yani yapılan her ibadetin Allah rızası için, sırf onun için yapılmış olması o ibadetin sağlamlığını gösteriyor. Biz de oruca böyle bir niyetle başlayacağız. Yani Rabbimiz bizden bunu istediği için. Efendim biz bu ibadete efendim başlayacağız. Tabii ibadeti ne zaman başlatıyoruz? Günün hangi saatinde? Efendim çok erken bir saatte başlatıyoruz biliyorsunuz. Henüz güneş değil, efendim tan yeri bile ağarmadan seher vakti dediğimiz vakitte başlatıyoruz. Sahur yemeğiyle başlatıyoruz. Şimdi seher, sahur ikisi aynı kökten geliyor. Efendim sahur, seherde yenen yemek anlamına geliyor. Seher vaktinde yenen yemek anlamına geliyor. Dolayısıyla oruca başlarken bu başlangıç saatini de çok iyi düşünmek lazım. Bu saat sadece Ramazan'a mahsus değil, yılın her gününde mübarek bir saattir. Demek ki biz oruç gibi güzel bir ibadete bütün yıl boyu değerlendirdiğimiz zaman çok güzel sonuçlar alacağımız bir saatte başlıyoruz. Çünkü hadis-i şerifler var. O saatte yapılan dualar makbuldür. Ramazan içinde de, Ramazan dışında da. Demek ki Cenab-ı Hak bize böyle bir ibadet emretmiş ve bu ibadeti de böyle bir saatte başlatıyor. Ha o zaman aklımıza şu geliyor. Bizim ne yapmamız lazım? Bunun hikmetini araştırıp neden bu saatte yemek yiyorum? Da başka saatte değil. Ha şu olabilir. O yemekli saat belki de aynı zamanda ibadetli saatte olmuş olacaktır. Evet. Yani Ramazan'da daha çok yemek öne çıkıyor ama yemeğin yanında o saatlerin makbul saatler, ibadetlerin makbul olduğu, çok büyük sevaplar kazandırdığı bir saatler olduğunu düşünerek oruca başlarken diğer ibadetleri de onun yanına eklemek gerekiyor. Ne yapabiliriz o saatte? İşte kalkıp abdest alırız. Efendim yemekten önce veya sonra ne yaparız? Namaz kılarız. Efendim Cenab-ı Hakk'a yalvarırız. Efendim kendimizi bir muhasebeden geçiririz. Ben ne yaptım bir sene boyunca veya bir gün boyunca, geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz ay neler yaptım? Bunun bir muhasebesini yaparız. Efendim yanlışlarımızı görürüz. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'de o saatlerle ilgili olarak seherlerde bağışlanma dileyenler. Orijinal tabiriyle istiğfar da bulunanlar. Demek ki o saatler aynı zamanda yemek saati olduğu gibi, Ramazan'da yemek saati, oruç tuttuğumuz günlerde yemek saati olduğu gibi senenin her gününde makbul saatlerdir. O zaman bu ikisini birleştirmek lazım. Yani orucu rahat tutalım. Tabii zaten sünnettir. Yani mutlaka yerine getirilmesi gereken bir şeyidir. Orucun efendim bir unsurudur. Ben akşamdan yerim yatarım demek doğru değil. Oruç olur mu öyle olur ama böyle emretmiş efendim Efendimiz.